Siz dedi kavga etmezseniz keşke dedi diğer mahkumlar da sizler gibi olsaydı. Yani bunu bir de orada bizden sorumlu olan baş gardiyan söyledi. İsmim Ramazan Targil, 1980 Denizli doğumluyum. Denizli'nin kenar bir mahallesinde büyümüş bir gencim. İlkokulu, ortaokulu mahallemizde tamamladım. Liseyi de meslek lisesini bitirdim. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi yapı öğretmenliğini kazandım. Eğitim alanında özel kolejlerde halkla ilişkiler olarak görev yapmaya başladım. En son Kocaeli ilinde görev yaptım yaklaşık bir 10 yıl boyunca. Evliyim, 5 çocuğum var. 5. çocuğum cezaevinde dünyaya geldi. Gölcük'te bahsettiğim gibi yurt idarecisi olarak çalışmıştım. Öğrencilerimizden bir birliğimizin işte yurda gelip sohbet ediyorduk. Hani böyle klasik sohbet ediyorduk. Ve yurtta da yurt müdürü Ramazan Targil var diye bir ismimizin geçmesiyle gözaltı sürecimiz oldu. Evet, 26 Ağustos'ta gözaltına alındım. 3 Eylül'de de tutuklandım. 7-8 günlük yaklaşık olarak gözaltında kalmıştık o zaman da. Tabii 2-3 defa bir gözaltı yaşayınca hepsinde de hani ilkinde de sadece sorgu niteliğinde olduğu için emniyet memuru, 2 memur, 3 memur gelip götürmüşlerdi. Bir baskın değil ama biraz zorlama yani kapıyı kim olduklarını, kimliklerini sorduğumda biraz böyle sert ifadeler kullandılar ama hani bir şiddet olmadı. İçeri girdiler hemen. Ailem ve çocuklarım uyuyordu o esnada. Çocukları sabah 5-6 sularında yanlış hatırlamıyorsam 6 gibi. 6 sularında. Evi arama yaptılar. Hakkımda işte tutuklama kararı olduğunu, gözaltı kararı olduğunu alıp emniyete götürmüşlerdi. Üçüncü defa gözaltında olduğum için emniyet memuru hatta bu sefer kaçarın yok dediler, seni içeri alacağız gibi ifadeler oldu yani alınacaksın diye. Yani ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Hani ne suç diye bir suç yok ortada tabii. Emniyet mensuplarının işte baskıları vardı. Konuşmayın, etmeyin. Yani orada kimle ne konuşabiliriz ki yan yana dizilmişiz. Yani öyle muhabbet edecek pozisyonda herkes bir şekilde duruyor. Ama ufak bir fısıltı gibi kendilerince yaptıklarında sorun çıkartıyorlardı. Her gün doktor kontrolü oluyordu ama orada da tabii şunu da biliyoruz. Doktorlar polis memurlarının yanındaydı. Orada bir şeyin var mı yok mu, oldu mu olmadı mı onu soruyorlardı. Yani olsa bile o söylenecek bir pozisyon yoktu. Bir tane doktor mesela özel olarak hayır siz bulunamazsınız dedi. Bizleri kenara çekti. Yani kendisi kenara çekti. Bir şeyiniz var mı? Size bir şey yapıldı mı diye özellikle sordu mesela orada. Yani böyle sürekli aslında emniyetin içerisinde yine bir grup memurların içerisinde ellerimiz kelepçeli bir şekilde gözaltında kaldık 7-8 gün. Lavaboya dediğim gibi sadece ihtiyacımız gidermek istediğimizde ellerimiz kelepçeliydi. Yani bir insanın 24 saat hemen hemen baktığımızda ellerin kelepçeli bir şekilde yatması, uyuması, hareket etmesi inanın bizler için yani bizler için zor bir şeylerdi yani. Yine aynı klasik soruların üzerine sadece işte o kişinin ifadesi olunca ben artık hani kendimce küçük ümitlerim oldu. Bakıyorum etrafımda o zaman için Gölcük'te bulunan 26 kişiyle yanlış hatırlamıyorsam kişi arasındaydım. Gözaltına almıştık onu. Sadece ben değil. Gölcük operasyonu olarak değerlendirildi kendilerince. 26 kişi. Bakıyorum yaşlı insanlar da vardı. Böyle zor yürüyen hasta insanlar da vardı. Ben artık kendimden geçmiştim. Yani beni alsınlar da onlar çıkartsınlar diyordum yani hani. Çünkü bakıyorum sokakta gördüğümüz yani bu insanın yani ne yapabilir diyeceğiniz insanı alıp orada sorguya çekmişlerdi yani.
Ve onları da tutukladılar yani orada da herkes. Ve onların tutuklandığını öğrenince yani zaten hani bizim de bir şekilde tutuklanacağımızı tahmin ettim yani. Ben şunu da söyleyeyim, bizi tutuklayan kişi 25-26 yaşında genç bir bayandı. Yani onları sadece ben hiçbir şekilde hiçbir terör örgütüne üye olmadığımı, masum olduğumu orada ifade ettim ve konuştuğu belgeler. Yani o 26 yaşındaki insanın olması ve hiç sayfaları salona girdiğinde yaprakları sadece çevirmesi, yani formaliteden bakması zaten tutuklanacağımızı göstergesiydi. Bizimle birlikte 11 kişi gittik. 11 kişiyle herkes birbirine bakıyor. Bakıyorum o insanlar da temiz insanlar. Hiç kimse hani birisine zarar verecek hiçbir insan değiller. Herkes üzgün. Cezaevine doğru gittik. Yani cezaevine girdiğimizde o kapı kapandığında sadece şunu düşündüm. Sanki bir mezara girdim. Üzerime topraklar örtüldü o kapının kapanmasıyla. Ne zaman çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız bilmiyoruz. Yani neylerle karşılaşacağız bilmiyoruz. İşte suç işlemediğimiz için, içerideki suçlular olduğunu bildiğimiz için, yani oradaki insanlarla nasıl anlaşacağımızı bilmediğim için bu tür değişik sorularla yani böyle bir tabloyla girdik yani. Yani hayat bir noktada bizim için bitmişti. Biz sadece geriye düşünüyorduk, çoluk çocuğumuza düşünüyorduk. Bahsettiğim girdiğimde eşim hamileydi, 5. çocuğumuz hamileydi. Ben işte eşim nasıl yapacak, çocuklarım nasıl olacak yani onları düşündüm o anda. Onlara bir zarar gelmesini istemedim hiçbir zaman için. Nasıl yapacaklar? Hep böyle bunlar vardı yani. Bizi bir 2 günlük geçici koğuşa aldılar. Bu geçici koğuşta bakıyorsunuz her taraf pis, leş gibi yani temizlik yok. Yani o gün zaten herkes dedi ki ya biz burada kalamayız. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Birisi atletini çıkardı, birisi başka çıkardı. Ne var ne yoksa orayı bir temizledi. Öyle oturduk. Yani ki oturduğumuz yerler bile kötüydü. Battaniyeler zaten yani pireli battaniyelerdi yani öyle söyleyelim. Çok rahat edilecek hiçbir pozisyonu yoktu yani. Yani bizim için böyle yani işkence gibiydi ya. Bu insanların, masum insanları bu şekilde zulme devam edeceğini gördüğümüz için ve bizim için ne zaman biteceğini bilmediğimiz için artık kabullenmek zorundaydık orada. İlk koğuşa geçtiğimizde işte az önce yine bahsettiğim endişelerimiz yani bizi işte yani hırsız, cinayet işlemiş insanlarla bir arada mı kalacağız? O insanlarla nasıl yaşarız, ne yaparız hep endişesiyle girmiştik. Ve ilk koğuşa adımımızı attığımızda birisi işte sakallı, kafasını kazıtmış insanlar vardı böyle. Biz dedik eyvah hani bir korku yaşadık ama öğrendik ki o insanlar da memur insanlar, ihraç olmuş o insanlar. Bizler güya çok azılı bir terörist olduğumuz için güya bizleri böyle diğer mahkumlardan ayrı bir koğuşta tutuyorlarmış yani tutmaya başlamışlar. Bizler tamamen işte o eğitimli insanların arasında aldık. Bunu öğrenince dedik ya tamam ya yani bu insanlar eğitimli yani biz burada artık yaşarız. Yani yaşarız dediğim hani sıkıntı yaşamayız, bir kavga etmeyiz insanlarla, bir sıkıntı öyle bir tartışma ortamımız olmaz diye onu gördük ve o insanlarla başladık ve hepsi zaten onlar da bir düzen oturtmuşlar 2-3 gün içerisinde kendilerince. Bir koğuşta herkesin kalacağı yer belirlenmiş, sıraya göre ayarlanmış herkes. Nöbetçilik sistemi yani böyle yemekler geldiğinde dağıtacak kişiler sıraya konmuş. Böyle bir düzen oturtmuşlar. Bizler de onlar arasına girdik ve ya, tamam dedik yani biz diğer adli suçlularla bir arada olmadığımız için rahatladık yani o korku endişemiz gitti. Yani kabullenme o anda kabullenme değil de en azından güzel insanlarla bir arada kalacağımız için şanslı hissettik kendimizi yani
bakıyoruz. Hepsi laftan sözden anlayan insanlar. Kimisi kimseye kırmaya çalışmayan, üzmemeye çalışan insanlar. Ve birbirine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Herkes birbirine destek olmaya çalışıyor orada zaten. En güzel şey oydu. Bugünler geçeceğini, mutlaka bir gün çıkacağımızı buradan. Böyle birbirine moral verdi insanlar. O insanlarla yaşamak güzeldi o an, o esnada yani. Koğuşumuzda normalde 12 kişi sanırım kalabilecek kapasitede, 10 ya da 12 kişi. Fakat 16 ranza vardı. Biz onlar 8 kişi, 10 kişilerdi. Biz de bir 11 kişi geldik. 21 kişi kalmaya başladık ilk başta. Doğal olarak ranzalarda değildi, artık yerlerde yatmaya başlanmıştı. Ve bu süre bu sayı sürekli arttı. 21, 20, 26, 27 kişiye kadar çıktık. Ve hep bu şekildeydi. Yani 20 ile 26, 27 arasında mutlaka birileri yerde yattı. Ve yerde yatanlar da, ranzada yatanlar değişim halinde yattılar genel itibariyle. Yani birbirlerine böyle yer verdiler herkes. Kaldığımız işte o 16 ranzanın olduğu üst katında, kaldığımız alanda, ayak basacağımız alandaki bütün boşluklar dolmuştu yani. O 27 kişi dediğimizde. Yani insanlar böyle gece lavabo ihtiyacına çıkmak istediğinde, ranzadakiler özellikle yerde yatanların yataklarına basıp uyandırmak zorunda kalıyordu yani. Tabi bunu onlar da istemiyordu. Ama hep böyle kalabalık bir ortamın içerisinde kaldık yani. Yatma alanımızda. Kalabalık süreç, dediğim gibi ben hep tahliye olana kadar, 1,5 sene sonra tahliye olmuştum. Hep bu şekilde devam etti yani. Aynı cezaevinde, aynı koğuşta kaldım hep. 18 ay. Burada günlerimiz nasıl geçiyordu? İşte hepsi eğitimli insanlar olunca gerçekten hani biz aslında cezaevinde olduğumuzun çok farkında değildik. Nasıl koğuşun içinde olduğumuz zaman hiç cezaevinde değil mi? Değil gibiydik yani. Böyle bir grup arkadaşla oturmuş, kendimizce bir yani güzel zamanlar geçen, programlar yapan bir hale gelmişti orası. Gece yani teheccüdle programımız başlardı. Teheccüd namazı kılardık. Sonra namazlarımızı cemaatle kılardık orada. Namazlardan sonra dualarımızı yapardık. Yani sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra da herkes kendi üzerine düşeni, yani Kur'anlar okunurdu, cüzler paylaşılırdı. Kitaplar okunurdu. İnsanlar kişisel eğitim kitapları, tarih kitapları, böyle dünya klasikleri vesaire. İnsanlar hep böyle güzel bir program içerisinde yani vakit geçiriyordu. Ve dediğim gibi bunlar, bu program içerisinde biz cezaevinde kalıyor gibi değil. Bir arkadaşlar program yapmış, onlarla vakit geçiriyorduk. Sadece bir gardiyanlar girdiğinde işte cezaevinde yatıyorduk. İşte zaten haber izlemiyorduk, izlememeye çalışıyorduk, sevmiyorduk çünkü bu tür hadiseler bizi çok rahatsız ediyordu. Yani onca binlerce insan, yani insanların böyle operasyonlar yapılıp böyle alınması. Hani dua ediyorduk yani inşallah bunlar bir an önce biter, hiç kimse alınmaz. Yani bakıyoruz çünkü gördük insanları. Ben askerde kaldım, askerler de vardı insan kaldığımız koğuşta. Hani polisler vardı, mühendisler, öğretmenler, yani esnaflar, bakıyorsunuz yani inanın hepsi pırıl pırıl insanlar. Hiç kimse böyle birbiriyle en güzel şekilde vakit geçiren bir haldeydi. Zarar verecek insanlar değiller zaten. Onları gördük yani. Çok güzel bir atmosferimiz vardı aslında cezaevi içerisinde yani. Ama tabii görüşler vardı. Görüşler olduğu zaman, ailemizle, çoluk çocuğumuzla görüştüğümüz zaman, gardiyanlarla muhatap olduğumuz zaman ister istemez o dünyayı geçiyorduk. Biz ayrı bir dünyadaydık aslında yani. Yani belki cezaevinde de değil, ayrı bir dünyada yaşıyorduk onu. Bir sanki korunuyorduk da yani, bilemiyorum yani. Çünkü insanlar çok hani ailesi, çoluk çocuğu eğer bir sıkıntı yaşamıyorsa
Orada o noktada kabullenme değil ama kabul etmiş değil, olayların geçeceğini bilip sabretmeye çalışıyordu insanlar yani. Çok güzeldi yani, arkadaşlarla satrançlar oynuyorduk, böyle voleybol oynuyorduk yani, spor yapıyorduk böyle bir takım memur arkadaşlarla birlikte böyle. Sürekli böyle elimize tespihlerle oltalar atıyorduk, zikirler yapıyorduk yani, kendimize dualar yapıyorduk yani. Görüşlerimiz 2 haftada bir, aylık 2 haftada bir açık görüş, haftada bir de telefonla görüşmemiz vardı. Fakat Gölcük Savcılığı bize ilk bir artık kendi inisiyatifinde olan bir şeyi uygulamış, cezayı. Bizi 1 ay telefon ve görüş yasağı koymuş. Neden koyduğunu da bilmiyoruz. Ne oldu hani nedir diye. Biz zaten 1,5 ay o esnada ailemizle görüşemedik. Hatta o bilmiyorduk bu uygulamanın olduğunu. Biz görüş var diye hazırlandık. Koğuşun yarısı gitti, yarısı kaldı böyle. Sebebini sorduğumuzda da yazıyı gösterdiler bize. Bize neden böyle olduğunu sormaya çalıştık ama tabii avukatlar vasıtasıyla savcının vermiş olduğu bir kararmış yani. O anda görüşlerimiz, her hafta bir telefon görüşümüz oluyordu. Haftanın cumartesi günü. 2 haftada bir de yüz yüze görüşümüz oluyordu. Genel itibariyle. İşte bu yasaktan sonra bizim de görüşlerimiz başlamıştı. İlk görüşlerimize de 7 kişi sınırlaması vardı sanırım. 7 kişiye kadar görüş yapabiliyorduk. Ben cezaevine girdiğimde 3 tane büyük çocuğum, okul çağında olan çocuğum var. Onlar hani kısmen biraz artık biliyor, aklı farkındalar. Aile işinde tabii konuları konuşmuştur kendisiyle, çocuklarla. Ben aslında çocukların cezaevine gelip o ortamı görmesini istemedim. Eşime de söyledim bunu. Hatta hani o kötü ortamı görmesinler. Hani cezaevini görme, kötülüğü görmesinler yani o atmosferi. Ama olmaz dedi. Şimdi çocuklar seni görmek istiyor. Tamam dedim, o zaman kabul etmiş oldum. Büyükler de kabullenmişlerdi. Küçük de zaten o zaman için 1,5 yaşlarındaydı. O da farkında değildi zaten. Daha yeni yürüme, konuşma aşamalarındaydı. O da hani hep şundan korktum böyle. Cezaevinde kaldığım sürece çocuğum beni hatırlayamayacak mı? İşte hani beni baba olarak kabullenmemesi beni çok korkutuyordu. Çünkü o zamana kadar o küçük çocuğumu ben böyle hani ayağımda sallar uyuturdum böyle. Beşiğinde ben sallardım böyle yani. Mamasını falan beslerdik. Beslenmesini biz yapardık. Onun öyle bir hani bizi baba olarak beni baba olarak kabullenmemesi endişe ediyordu. Da bilmiyor, daha yeni konuşmaya çalışıyor. Bir ara ikinci yani daha sonraki görüşlerde falan hadi gidelim falan tarzında veya işte tarz ufak şeyler oldu ama genel itibariyle daha sonra yavaş yavaş kabul etmeye başladı ve fotoğraflarda zaten sürekli ailem fotoğraflarda böyle çocuğum işte baban falan filan diye böyle gösterdikleri için kapalı görüşlerde camın arkasında da olsun işte açık görüşte de olsun böyle unutmadığını görmek benim için ayrı bir sevinçti yani, elhamdülillah. Eşim zaten hamile olup ve işte dünyaya bir çocuk getirmesi, öyle pozisyonda olması da çalışmaya zaten elverişli değildi. Sağ olsun kayınvalidem, kayınpederim, annem, babam dönüşümlü olarak ailemin yanında kaldılar ve ellerinde artık ne varsa birlikte paylaşmaya başladılar yani. Destek oldular onlar, sağ olsunlar yani. Bu desteği görmek benim için de içeride biraz daha rahat olmamın sebebiydi yani. Geriye dönüp baktığımda yakınlarımın böyle annemin, babamın, kayınvalidemin, kayınpederimin, dışarıdaki birkaç arkadaşımın böyle destek olması beni rahatlatmıştı yani.
Tabii o ana kadar bunları bilmediğimiz için işte çoluk çocuğum nasıl olacak, nasıl yiyip geçinecek, üstüne başına nasıl alacak, yani böyle bir şeyler isteyecek, belki eşim karşılayamayacak, bunları falan hep böyle o endişesini hep yaşadık yani içeride. Benim için ailemi, çocuklarımı en güzel şekilde yetiştirme hedefindeydim çünkü. Onların şu anda babasız, annenin de işte 5 tane çocukla zorlanacağını bildiğim için onları böyle bir an önce kavuşmak, yani onlara birlikte ne yaşamışsak yaşayalım, hepsini geride bırakalım deyip birbirimize sarılıp kötü günleri unutup iyi günler yaşamaya yaşayacağımız günleri hayal ettim hep yani. Yemekler, ilk aylarda sıkıntı yaşadık. Az yemeklerle idare etmek zorunda kaldık. Ama daha sonra normale döndü. Ramazanlarda da yani o arkadaşlık ortamı çok güzel olduğu için gerçekten oluştu yani. Öyle bir arkadaşlık ortamı oluştu orada da. İnsanlar böyle hani üzüntüsü var yani olayın. Çünkü eşiyle çocuklarıyla bir arada Ramazan yaşamak bizim için ayrıdır. Ayrı bir değeri var Ramazan'ın. Oturursunuz, beraber oruç açarsınız. Çorbanız, yemeğiniz, tatlınız vesaire her şey olur. Orada tabi Ramazanlar o noktada buruk geçiyordu. Yemeklerimiz, biz ekstra yapmaya çalışıyorduk. Salatalarımızı arttırıyorduk. Daha kendimize yapmış olduğumuz tatlılarımız oluyordu böyle kısmen. Onlarla birazcık zenginleştirmeye çalışıyorduk yani menümüzü. Zincir yapmayı öğretmişti. Kolyeler falan böyle. Biz de çocuklarımıza zeytin çekirdeklerinden boncuk kısmını kullanarak boncuk yaparak yani zeytin çekirdeklerinden çocuklara bir şeyler yapmaya çalıştık. Genel itibariyle zeytin çekirdeğinden böyle tespih yapanlar çoktu. Şu anda bir kayınbiraderim de var mesela cezaevinde. O da bana yapmış göndermiş böyle. Baktıkça tabii oraları hatırlıyoruz yani o anları, o yaşantıyı. Normalde tabii böyle yazmayız dediğiniz gibi normal yaşamda, ama orada annemize, babamıza, çocuklarımıza, hatta çocuklarımıza ayrı ayrı böyle yani hepsine, küçüğünden büyüğüne yani eşime mektuplar yazıldı. Hatta oradaki herkes aynı şekilde. Sadece mektuplar değil, böyle resimler yapma. İşte artık çocuğun hoşuna gidecek. Onun o mektupları sadece bir mürekkepli yazıyla değil de resimlerle, yani şekillerle, böyle güzel renkli kalemlerle diyeyim yani, evet. Boyama süslerle falan. Çocuklara güzel bir mektup yazmaya çalıştık yani. Herkes de olduğu gibi. Herkes böyle bir uğraşı vardı. Onlarla biraz da teselli oluyorduk yani. Evet. Çünkü sadece bağımız oydu. İşte telefon görüşümüz, yüzde görüşümüz ve mektuplar. Cezaevindeki bir insan için hani mektup yazmak güzel, ama en güzeli mektup almak. Yani dışarıdaki insanların sizi unutmamış olması, sizi seviyor, hala masum olduğunuzu biliyor, dua ettiğini biliyor olması bizim için ayrı bir mutluluktu. O yüzden o mektup günlerini sabırsızlıkla beklerdik yani. Acaba bize de bir mektup var mı diye gerçekten de o anı ayrı bir atmosferdi. Herkes kapıda böyle yani. Bana var mı, bana var mı diye yani. Tabii ailelerin hepsi yazamayanlar vardı, uzakta olanlar. Belki eşi de cezaevinde olan arkadaşlar da vardı böyle. Çocukları yalnız kalmış böyle. Yani onlar için bile en ufak bir mektup gerçekten çok ayrı bir değer katıyordu yani hayatımıza. Kocaeli'nin dışında Sakarya'dan, Ankara'dan, Edirne'den, Yalova'dan böyle mahkumlar yani tutuklular gelmişti böyle. O insanların ailesi özellikle gelip gitmekte zorlanıyorlardı yani. Her ay gelemiyorlardı, 2-3 ayda bir belki de. Ankara'da uzaktakiler özellikle. Hasta olanlar da vardı ailesinden. Yani mektup bahsederken aslında bunlar için de öyleydi. Çünkü o görüş yapamadığı için o insanlar için o mektup belki görüş gibiydi. Onlarla bir arada oluyordu yani o mektup alırken.
Yani hemen yatağa geçip belki bir gözyaşlar içerisinde o mektubu okumak ayrı oluyordu yani onlar için. Bu acıyı çeken arkadaşlarımız vardı yani. Çocukları gelemeyenler, belki çocuklarını işte benim yapmaya çalıştığım gibi cezaevi ortamı görmesini istemeyen arkadaşlar vardı. Gelmiyordu yani çocuklar da o yüzden. Getirtmiyordu yani. Ankara'da olan bir abimizin yine eşi, ben çok hatırlayamıyorum böyle yani. Bir defa sanırım kaldığım süreçte bir ya da iki defa gelmişti yani. Eşi de çalışıyor. Yine genç bir arkadaş vardı. Onun da eşi çalışıyordu. O da gelemiyordu hiç bu görüşlere bir şekilde. Yani bu acıyı çeken arkadaşlarımız oldu. Gardiyanla görüşüyor. Arkadaş diyor ki bakın biz gece kalktığımızda arkadaşın üstüne basmak zorunda kalıyoruz. Yani uyandırıyoruz. Yani o anda uyku sersemi insan böyle uyanıp böyle ne yapıyorsun ne diyorsun gibi kavgalar bile çıkabilirdi. Çıkmadı ama bunu söyledik gardiyana. Çok değil bakın cezaevine girdiğimizden 4-5 ay sonra böyle baş gardiyan şunu söyledi. Siz dedi kavga etmezseniz keşke dedi diğer mahkumlar da sizler gibi olsaydı. Yani bunu bir de orada bizden sorumlu olan baş gardiyan söyledi yani. Yani bu hani o insanların da bizi tanıyıp belki inanmıştır diye düşünüyorum masum olduğumuzu. Çünkü insanlar orada birbirine saygılı. O kolundan tutup böyle bir yerlere götüren gardiyanlar polislere karşı bile beyefendi işte şudur budur nezaketle ifade ediyor bütün kelimelerini. O şekilde kuruyor. Ve buna karşılık bunu görünce insanlar yani bunlar suç işleyemez demiştir tahminim yani. Eylül 2016 Eylül ayında tutuklandım. Eylül ayında 2017 Şubat ayında ilk duruşmamız oldu. 5-6 ay sonra yaklaşık olarak ilk duruşmamız. İlk duruşmamızda dediğim gibi Gölcük dosyasında 26 kişiyle beraberdik. Bunların 8 kişisi falan tahliye oldu esnada ilk duruşmada. Yine geriye 11 kişi kaldık. 11 kişi cezaevinde geri döndük. 7-8 duruşma geçirdik. İşte 2-3 ayda bir hep böyle atıyordu 3-4 ay neyse ileriye doğru. Hep böyle her duruşmada artık alıştık yani gidiyoruz geliyoruz gidiyoruz geliyoruz yani bir tahliye olmayı çok beklemiyorduk yani. Bir sonraki duruşmada da yine bir 11 ay sonra yine birçok kişi bizim dosyamızdaki birçok kişi tahliye oldu. Sadece 2 kişi kalmıştık bizim dosyada. Onunla birlikte biz 18 ay sonra tahliye olduk. İşte bahsettiğim gibi tahliye olmayı hiç beklemiyordum yani. Böyle devam eder diye. Hakimden alacağımız o tahliye kararını bile görmeden kabul etmedik. Hatta bizde öyle bir yanlışlık yapılmış ki evrak geldi önümüze. Bakıyorum benim ismim yok. Tahliyesin dediler. Fakat benim ismim olman gereken yerde itirafçı diyelim yani. Şu an zaten tahliye olmuş kişiyi tahliye oluyormuş gibi isim oraya geçmiş yanlışlıkla. Dedim burada benim ismim yok. Tekrar katipler götürdüler. Evet yanlışlık yapılmış deyip evrağı düzelttiler yani. O ana kadar tahliye olduğumuzu düşünmüyorduk yani. Olacağımızı düşünmüyorduk yani. Sevinç kısmen vardı ama üzüntü de vardı. 11-18 ay beraber kaldığım arkadaşlar, o masum arkadaşlarımın da tahliye olup onları orada bırakmak kısmen de üzücüydü yani. %50-%50 o iki duygu bir arada yaşıyorduk çünkü orada. Evet, ailemiz, hedefimiz cezaevinden çıkınca ailemize kavuşmak, birlikte güzel bir hayat kurmaktı. Bu hayatımızı gerçekleştirme üzerine bir adım atılmıştı ama geriye dönüp baktığımızda da o masum olan arkadaşlarımızın orada bırakmak bizim için üzücüydü. Ve orada herkes tahliye olan insanı böyle gerçekten büyük bir coşkuyla uğurluyor yani hani giden üzüntülü gidiyor ama
içerideki insan da bir kişi daha kurtuldu deyip böyle herkes bir mutlu oluyordu yani. O duygu orada yaşadık, herkes birbirine sarılıyor. Yani böyle öyle bir arkadaşlık ortamı oluştu ki orada yani. Yani ailenizin bir sıkıntı yaşamadığını bilseniz ya bırakın ya ben burada arkadaşlarla tam kalayım bir onlar çıkana kadar ben de kalayım diyecek bir ortamımız var yani orada da. Herkes birbirine böyle müthiş bir sevgi saygı içerisinde hareket etti yani.